Geçen gün biz Sami, Bülent falan hep beraber masadayken şu müzik mevzusuna bir takıldık. Hani insanın müzikle ilişkisi nasıl doğdu, ne yaptı, ritim, müzik ritim miydi, melodik yapı neydi falan, beynimiz bunu nasıl algılıyor, hayvan müzik algılıyor mu, neydi Vay falan arkadaş. diye bir Akşam mevzuya girdik. mevzulara bak. Yani, evet, yani bir cuma akşamımızın genel kadro, bir de biliyorsun biz bir süre sonra kavga ediyoruz bunun üzerinde. Oradaki insanlar da bir yadırgıyor, hani önemli bir şey için kavga ettiğimizi falan düşünüyor ki bu önemli bir şey bence. Şu eskiden yazarların, edebiyatçıların falan toplandığı kafeler falan varmış ya Paris'te. Bunun gibi mi başladı onlar da acaba? Ya, evet, yani böyle oluşan bir hikaye her akşam bir kendine göre bir şey oluyor. Konusu kendiliğinden gelişiyor. Fakat bu mevzu önemli hale geldi gerçekten. Buradan aslında birçok şeye bağlı olduğumuzu biliyorum ya da algılıyorum. Bu müziği beynimiz, önce biraz nörolojik tarafını konuşalım. Yani insanın biyolojik yapısıyla müzik ilişkisi nasıl doğuyor, nasıl algılıyoruz, ne yapıyoruz mevzusunu. Sonra müziğin bir tarihçesine de bir bakalım. Bizim ilişkimizi nasıl etkiliyor? Bu dönemde ne durumdayız müzikle ilişkimizde? Çok çölleştiğimiz bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum ya da böyle bir etki var Aslında müzikle alakalı. boğulduğumuz desek daha doğru. Ya da yani. Okyanuslandığımız bir dönemdeyiz yani. Ona geliriz. Ama şey tabii izleki, çünkü o şu andaki durumu anlamak için bunun kökenini bilmek lazım. Daha doğrusu aslında tam bilmiyoruz ama bir kere ben ne zaman bu konuyla ilgili yazsam, konuşsam çok özellikle müzisyen tayfasından "Wow!" falan diye böyle bir aha anı tetikleniyor, onu görüyorum. Çünkü Bu arada mesela sen de müzisyen yani yandan bir müzisyenlik var, tayfasısın ama yani müzik işi bizde özellikle kendi yetiştiğimiz dönem ve bugün itibariyle hani böyle bir kültürel kozmetik bir şeymiş gibi algılanma eğilimi fazla. Çünkü çoğumuzun hayatında yok müzik, yani böyle bir ciddi uğraş olarak. Ama ve lakin müzik denen şeyin temel yapısına baktığın zaman bir kere öncelikle antropolojik olarak böyle geçmiş insan topluluklarına ve bugünkülere bakıyorsun. Sayı sistemi bile olmayan, yani bir, iki, çok diye sayan toplulukların muhakkak müziği var abi. Müziği olmayan hiçbir topluluk yok. Dini olmayan topluluk var, müziği olmayan topluluk yok. Şimdi bu demek ki bu yapısal bir şeymiş, temel bir şeymiş diye anlıyorsun. Zaten biraz incelediğinde müzik dediğimiz şey nedir? Rastlantısal olmayan işte ses frekansı dizgelerinin duygusal bir etki oluşturmasına verdiğimiz isim. Bir kere rastlantısal gelmeyecek. İkincisi bizde duygusal bir değişim oluşturacak. Pozitif ya da negatif. Bunu nasıl yapabiliyor diye bakınca da işte en son 2000'lerden itibaren beyni görüntüleyince kesin emin olduk. Önceden de biliyorduk ama. Müzikal notalar bizim kulağımıza ulaştığında beynimizin dille alakalı bölümlerinde çoğunlukla çözümleniyor. Çok yakın bu bölgeler birbirine. Yani müzik algısı bölgesiyle dil algısı bölgesi üst üste çakışmış vaziyette. Özellikle 2000'lerden beri işte yeni beyin teknolojilerine de bakınca çok net gördük ki müzikal notalar geldiği zaman bizim beynimizde dil, yani konuşmayı anlamak ile ilgili çözümleme merkezleri bunu da çözümlüyor. Ekstra bir takım kaynaklar da kullanıyor. Ne yapıyoruz aslında burada? Biz sözel iletişim kuran varlıklar olarak sadece söz ve kelimelerin anlamlarıyla değil, aynı zamanda ses tonumuzla da, yani böyle bir derinlik vererek falan bir duygu aktarıyoruz. Ve bununla ilgili çok uzman bir sistem var beyinde. Ses tonundaki en ufak değişmeleri bir duygusal işaret olarak algılayıp yakalama özelliğine sahibiz. Müzik, yani o frekans dizileri, bunu hack etmekle alakalı bir şey. Bu sistemi aşırı yüklemeyle etkileyebiliyorsun, değiştirebiliyorsun. Şimdi böyle olunca bütün dini pratiklerde, bütün nesiller boyu bilgi aktarımında, efsanelerin bilmem ne ilerletilmesinde, dini ritüellerde malum olduğu üzere müzik vazgeçilmez bir araç. Peki başlangıcının müzik olma ihtimali var mı zaten? Yani aslında mesela konuşmanın ya da iletişiminin en başlangıcının daha müzikal olma Tabii, ihtimali muhtemelen var mı? ayrılmaz bir Çünkü böyle şey. bir ekol de vardı bir ara ya da bununla Tabii. ilgili Mesela söylenen. hayvanlara bak. Hayvanlarda mesela bizim bildiğimiz anlamda sembolik dil yok ama çığlıklarla, bağırışlarla, ötüşlerle anlaşıyorlar ya bunlar. Belli nota dizgeleri kullanıyorlar. İnsan da bu zaten diğer primatlara dahil olarak muhtemelen bir döneminde sembolik anlam içermeyen, olaya spesifik seslerle belki anlaştı ama sembolik dil bir beyin upgrade'i gerektiriyor. Yani bir güncelleme yapman gerekiyor beyne. Nasıl bir şey olduysa onu tam bilmiyoruz ama genetik bazı işaretleri var. Bununla birlikte bazı işaretlere sembolik anlamlar yüklenme becerisi geliyor beyne. Şimdi orada ilk olan muhtemelen sesten öte işaret dili gibi bir şey, yani bedensel işaretlere yükleme. Ama sonra biz zaten işaret dili öğrenirken de beynimizin bu dil alanı aktif oluyor. Sonra işin içerisine sesli, yani kelimelerle oluşan dil girdiği zaman da o bölgeler onun için kullanılıyor. Yani biz artık o müzikal seslerin üzerine semantik anlamlar oturtularak iletişiyor gibiyiz. Ama neticede tabii bunlar fosilleşen şeyler değil abi. Tahmin yürütüyoruz geriye bakarak. Bu arada dil evrimi hakikaten çok büyük muamma meselesidir. Yani kimsenin daha böyle doğru dürüst net bir fikir ortaya koyamadığı mesele, ama ne olursa olsun
dille müziğin ayrılmaz bir hikaye olduğu çok belli. Demin dediğim o işte hiçbir şey olmayan toplumlarda olmasından da yola çıkarak baktığında hiç evrim bilmesen bile bunun çok yapısal bir şey olduğunu görüyorsun. Şimdi böyle olunca müzikal notaların, müzikal işaretlerin ya da bir ses dizgesinin müzik olarak sana ulaşmasının bir bedeli var. Yani mesela beynin bunu çözümlemek için ayırdığı bir kaynak var, devasa. Hiçbir enstrümanın mesela insan sesi kadar doğrudan dikkat cezbedemediğini biliyorsundur. Yani çoğu kişi mesela enstrümantal müzik dinleyemiyor ne kadar ustacı olursa olsun. Ama işin içinde bir söz oldu mu hemen bizi kapıyor. Niye? Hem anlam var hem de insanın ses frekans aralığı bizim çok alışık olduğumuz, evrimsel olarak ayarlı olduğumuz bir şey. Ama neticede adına müzik dediğimiz şey aslında bir duygusal iletişim. İşte çok anlatırım. Moralim bozukken niye neşeli bir şey değil de Müslüm dinlersin. Çünkü Müslüm beni anlıyor dersin tam o sırada. Hani Müslüm Gürses senin derdini anlayan birisi gibi seninle muhabbet etmektedir aslında müzik dinlediğinde. Dolayısıyla müzik ruh durumuyla örtüştüğünde zaten büyük bir keyif veren bir şey. Senin ruh halinle çeliştiğinde hariçten gazel okuyan bir şeye dönüşebiliyor. 10 yaşımıza kadar da böyle müzik zevkimiz oturuyor. Biraz işte neye maruz kaldıysak onu çözümlemeyi öğreniyoruz. O yüzden Türkiye'nin büyük bir kısmına caz ya da klasik müzik büyük eziyet geliyor yani o türü. Çünkü ilk dinleyip işte ilk temel duygularla ona uyuşan müziği ilk kafanda bileşkeliyorsun o kimse, kim söylüyorsa ki hangi melodik yapıysa o ondan sonra sabit. Geri kalan dinlediklerinin tümüyle de onun filtrasyonu. Tabii dil gibi işte ben dün sabah George Carlin'i rahmetli izliyordum, bir stand-upçıdır Amerikalı. Annem de o sırada yanımda oturuyor bir şeylerle uğraşıyor. Ay içim daraldı ne konuşuyor bu adam cır 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 falan diye. Şimdi ben çok eğleniyorum tabii adamla ama İngilizce bilmediğin zaman çok sinir bozucu bir ses dizgesi. Müzik de biraz böyle yani en iyi müzik her zaman bizim Musa Göçmen'in dediği gibi sevdiğim müziktir. Öyle en faydalı müzik falan filan diyoruz ya hangisi. Hangisini seviyorsan en faydalısı odur abi. Sen de pozitif bir takım işte duygular oluşturan ya da sana kendini anlaşıldığını hissettiren her türlü müzik işte sana iyi geliyor bir şekilde yani neticede. Müzikle ilişkinin biçimi toplumsal olarak da yani mesela çok kritik dönemler geçiriyor ya da var oluyor. Ve bu kritik dönemlerden bir tanesi de aslında hiç önemsemeden, üstünde durmadan geçirdiğimiz şeylerden bir tanesi. Şu müziğin kaydedilebilme hikayesi ya. Olduğunu düşünüyorum. Bazen masada şakasını yapıyorum yani müzisyenlere en büyük kazı müziğin kaydedilebilmesi Edison attı falan diye. Bu arada Edison'dan önce birisi keşfetmiş ilk defa kaydetmeyi 1860'larda falan. Sonra Edison başlatıyor, sonra Alman bir adam başlatıyor falan. Ama 1940'lara kadar, 50'lere kadar geliyor yani bizim kaset görmemiz ya da böyle kullanılabilir teknolojilere ulaşması işte. Müzik kaydedilmeden öncesinde müzisyen denen şeyin önemiyle, müziğin hayatımızdaki biçimiyle, niteliğiyle, müzik kaydedildikten sonrasında, müziği köleleştirmişiz aslında hani bir nevi de, müzikle ilişkimizin ne kadar kuraklaştığını, çölleştiğini, çölleşme hikayesini o yüzden söylemiştim. Aynen. Yani öyle ya da böyle müzisyen olmak zorundaydın müzik kaydedilmeden öncesinde. Ya da bir müzisyenle olmak zorundaydın. Olmak zorundaydın. O yüzden herkesin evinde öyle ya da böyle kendi kültürüne göre sazı ya da piyanosu bir müzik aleti hep öyle vardı. Ya da işte haftalık, aylık rutin eğlenme kültürünün içerisinde birlikte müzik söylemek, meşk etmek her kültürün içerisinde her yerde vardı. Şimdi onu kaldırdın. Evde müzik çalar diye bir şeyim var. Müzik hep yanındaymış gibi bir durum. Ama müziğin kendisi artık ayırt edilebilirliğin de dışına çıkmış durumda falan. Yani hani böyle bambaşka bir ekoloji oluştu müzikle beraber. Hiçbirimizin evinde artık müzik aleti müzikle birinci derecede ilgili değilse ben ona %4 diyorum. Yani %4 özel olarak müziği dinlemeyi bilebilen insanlar var. Yani duyan onlar... Sen de öylelerden bir tanesin. Çok samimi arkadaşlarım var öyle yapan. Onlar müzik aletlerine uzak kalamıyor. Ama geri kalan hani müziği o seviyede duymayan insanlar biz olarak bizim sadece tükettiğimiz, çarçur ettiğimiz, abur cubur olarak yediğimiz bir şey gibi kullanıyoruz. Abi şey kötüsü bir de müzikle ilişki kültürel bir şey. Yani görerek öğrendiğim bir şey. Şimdi biz son nesil olabiliriz. Hatta bizden öncekiler son nesildi. Yani müziğin böyle ana akım olmadığı zamanları, hani biz nasıl bugün internetsiz zamanı biliyoruz, bir de internetli zamanda yaşıyoruz ya. Mesela benim babamın küçüklüğünde öyle her yerde müzik çalınabilir bir ortam pek yokmuş. Radyo falan varmış ama yani radyo bile böyle törensel dinlenen bir şey yani her an yanında taşıyabildiğim bir şey değil. Mesela geçenlerde izlediğim bir hikayede Walkman denen şeyin en büyük devrim olduğunu söylüyor adam. Çünkü artık evet, yanında evet. Gezdiriyorsun müziği evet, yani evet. Nereye gidersen. Ve hayatında bir background gibi. Şimdi bu hikayenin en önemli sorunu şu. Müzik eğer biraz önce nörolojik olarak bahsettiğimiz kadar etkili bir şeyse,
Mesela 1800'lerde, 1700'lerde Edirne'de, Şifani'de müzikle tedavi yapılabildiği günlerle bugünkü günler arasında müzikte bir değişiklik yok. Müzik aynı müzik. Ama bugün çalışmıyor. Niye? O Şifani'de ancak duyabildiğin bir müziğe mucizevi bir şekilde maruz kaldığındaki ruh haliyle metrobüs beklerken kulaklığından fır 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 giren nihavend saz semaisinin etkisi aynı değil. Yani sen devamlı olarak sese müziğe maruz kalınan bir ortamda müzik hep seninleymiş gibi yaşarken aslında müzikten en uzak düşen nesil olduğunu fark etmiyorsun. Ve kültürel de olduğu için bunun hep böyle olduğunu zannediyorsun. Bir de müzikle ilgili şöyle de bir şey oldu. Müzik kaydedilebilir, çoğaltılabilir ve kitlelere verilebilir olduğunda ister istemez müziği meta anlatılar sahiplendi. Aynen öyle. Yani politik anlatılar, kültürel anlatılar. Tabii. Yani illa politikada parti müziği olmasına gerek yok. Belli bir kültürel tavrın ya da yapının kendisine ait bir müziği oldu. Yani beyazlaşmanın çok önemli olduğunu iddia eden Amerika'da, zenci değil beyaz olmanın önemli olduğunu düşündüğü Amerika'da, beyaz olmak isteyen bir zenciyi dünyaya pazarlayabilir hale getirdi. O yüzden dünyayı kapsayan pop yıldızları doğabildi. Yoksa kaydedilmeden öncesindeki dönemde Michael Jackson'ı bizim görme, duyma, bilme olasılığımız yok. Yani kendi lokal bir jenerasyonunda bir şey yapıyor olacaktı. O biz promosyon oldu, bize dağıtıldı böyle. Evet, yani. Ki muhtemelen oradaki yaptığı müzikte de eğlendirici olarak duracaktı. Ama birdenbire dünyanın en önemli sanatçılarından bir tanesine dönüştü. Meta anlatıların içerisine adapte olarak. Şimdi de bunun tersi yaşanıyormuş gibi geliyor bana. Yani birdenbire o kadar çoğaldı ve o kadar kolay ulaşılabilir hale geldi ki müziğin kendisi. Meta anlatılar anlamı kaybetti. Yani meta anlatılara adapte olma hikayesi anlamını kaybetti. Bu sefer tekrar müzisyenin yerelde olduğu gibi, kaydedilmeden öncesindeki dönemde olduğu gibi kendi küçük etnik kültürünü, grubunu kurabiliyorsa var olduğu, kuramıyorsa zaten kendini var etmediği bir şeye dönüştü. Yani stadyum konserlerinden tekrar bar ya da park ya da küçük alan konserlerine. Aynen öyle yani işte yani. Komşulara bir çal bakalım konserine aslında. Yazlık yerinde bak bizim oğlanda gitar çalıyor konserine döndü bir hikaye. Öyle başlamak zorunda, o gerçeklikle var olmak zorunda oldu. Orada bir şey daha var size söyleyince aklıma geldi. Biz 80'lerde daha önce insanlık tarihi hiç deneyimlemediği bir şey daha deneyimledik yani. Müzik klibi diye bir şey çıktı abi. Mesela şimdi artık mesela bir şarkı duyuyorsun. Ben hala bak 30 senedir, 40 senedir aklımdan gitti. 30 sene falan oldu herhalde. Düşünmeden uğra bana vardı ya. Hatırlıyor musun? Doğuş'un bir klibi vardı mesela. Böyle izlediğimi hatırlıyorum. Ne oluyor burada falan. Oğlanın biri parandeller atıyor, bir şey yapıyor. Yakışıklı da bir çocuk falan. Fakat müzik mesela romantik sözleri olan, aşk meşk. Oğlan böyle akrobatik hareketler, bir kafa karışıklığı ve o aslında müzikal parça artık müzikal parça olmaktan çıkıyor. Görsel bir esere dönüşüyor. Bu görsel eser tüketiliyor artık. Ve şimdi ben de işte bir albüm çıkarma çalışması var. Abi daha parçaların kaydı bitmeden kliple ne yapacağız onu düşünüyoruz. Çünkü bunu nasıl görselleştirdiğin artık daha önemli. Çünkü görülmeyen artık duyulmuyor. O kadar gürültünün içerisinde kaybolup gidiyorsun. Mesela Doğuş'un, Şebnem Ferah'ın falan işte Türkiye'de Müzeyyen Senar'ın neyse çıkarttığı bir albümü al, koy ve vakit ayırarak dinle. Bu bambaşka bir deneyim. Bir de falanca TV'de, Dream'de, Kral'da, orada burada bir kliple bununla karşılaş. Yani yere batan sarnıcında salıncakla sallanan bir kız hatırlıyorum mesela. Şarkı konusunda hiçbir fikrim yok, hiç hatırlamıyorum. Biraz böyle tasavvufi öğeler içeren bir şeydi ama eğer böyle melek kanatları takmış adamlar falan kabus gibi gözümün önünden gitmiyor. O zaman bile bana bir tuhaf geliyordu ve o tuhaflık bana satılan şey oldu o günden beri. Şimdi mesela birçok müzik eseri artık bizim için görsel bir hareket. Bu arada senfoni konserleri dahil. Yani mesela bir konser izlediğimizde 8-10 kamerayla çekilmiş o enstrüman close-up'ları olmadan onu dinleyebilecek insan da kalmadı. Yani oturup da bu eserin kalitesini kesinlikle değerlendirebilecek durumumuz yok yani. Orijinalde dinlerken, o orkestranın konserine gittiğinde ya da bak yeni Mardin'de anlattık o hikayelerin kendisine. Mardin'de Dam'da o yerel bir türküyü düzgün bir şekilde dinlediğinde muhteşem bir eser olan, yani gerçekten seni tüm tınılarıyla çok etkileyen, anında canlı olduğu için etkileyen eser, kaydın kendisine girdiğinde benim duyabildiğim ya da anlayabildiğim, seçebildiğim bir şey o. Ben muhtemelen o Mardin'deki dinlediğim şeylerden hiçbirini tüm YouTube'a, tüm Spotify'a, tüm o mecraların hiçbirine rağmen bulamam ben onları. Bulamazsın. Bulamam, seçemem, anlayamam ya da dinlesem de onun değerini ya da tadını ya da biçimini anlayamam. Burada işte onu, bunu duyamayan benim gibi %96 diyorum ben oraya, o %4'ün haricinde
Bunu duyamayan %96'nın kendisi için o müziğin anlaşılır olmasını sağlayacak resimler, semboller, şablonlar, portreler falan gibi şeyler gerekiyor işte. Ha, bu oğlanı seviyorum ben. Müziği hatırlamıyorum ki, müziği ritim olarak hatırlıyorum. Yani hani Nightwish dinliyorum şimdi gelirken, ritmiyle ilgili benim için. Hani melodik yapısı belki bir nebze şeydir ama ben şey diyorum ya, azıcık böyle agresif, akışkan bir ritme ihtiyacım var. Kim bana iyi gelir? Nightwish iyi gelir falan. Öyle tercih ediyorum. Rock müzik komple bunu kullanıyor. Komple, evet, yani bir şeydi. Bu arada yani şeyi de hatırlatayım mesela. Müziğin bir ritmi, bir melodisi, bir de armonisi diye üçe ayırabileceğimiz bir hikayesi var. Şimdi ritim aslında bizim en hayvani tarafımıza hitap ediyor. Bu kötü anlamda söylemiyorum. Bedensel lokomosyon dediğimiz o hareket sisteminin ritmi müzikteki ritimle tetikleniyor. Dans o yüzden son derece doğal bir şey. Yeri de var yani. Beyincik ve bazal ganglionlar denen yerler müziği duyduğumu coşuyor. Hele ki sevdiğim bir müzikse. Hani kapı kaçırtısına oynayanlar var ya, onun gibi. Melodi dediğimiz kısım mesajı veren bölüm. Yani sana bir şeyler söyleyen kısım. Hatta iyi gitaristler için çok güzel cümle kuruyor falan derler böyle çalarken cümleler şeklinde. Hani anlarsın adamın derdini. Armoni ise sana katmanlar veriyor. Yani birbirine uyumlu sesleri birkaç katman halinde beraber kullanmak, ki Batı müziği bunun üzerine çok uğraşmış. Sana daha derinlikli bir algı ve tek sesin yaratamayacağı kompleks duygular üretebilme imkanı veriyor. Şimdi bu üçünün üst üste bindiği ve daha fazla şeyin de olduğu bir şey müzik. İşin içinde improvizasyon, aksanlar, kişinin kendi becerisinin falan da girdiği bir hikaye ama en azından bu üç temel içerisinde bizim bugün tükettiğimize bak, biz video klip tüketiyoruz abi. Evet. Mesela neşeli müzik, hüzünlü müzik diye hikaye. Slow'lar var, bir de party time, onlar var. Ne dinlediğimiz, ne dediği, derinliği, merinliği bizim için hiç önem arz etmiyor. Bir de buna şeyi ekle, müzik aynen dil gibi bir okuryazarlık işi. Erken dönemde komplike müziğe maruz kalmamış birisi yalın kat, hatta akordu bozuk sesleri müzik zannedebiliyor. Ve maalesef hani burada dedikodu sayılmaz. Benim kendi kızım, o yüzden söyleyeceğim. Müzisyen olan bir kızım var benim, en küçük numara. Öyle şarkılar dinliyor ki internetten. Üzülüyorum çünkü kulağı bozulacak. Mesela çocuğun bir tanesi Mercedes'le ilgili bir şarkı söylüyor. Özellikle de beni maruz bırakıyorlar onlar arabada falan giderken. Çocuğun söylediği notayla müziğin çaldığı notanın alakası yok. Zaten çocuğun öyle bir endişesi de yok. Bir şeyin üzerine yarı sarhoş kafayla bir şeyler söylemiş. Ve gençler milyonlarca paylaşıyorlar bunu, izliyor. Şimdi artık müzik böyle bir şeye de dönüşebiliyor. Protest bir zemini vardır büyük ihtimalle. Yani onun yaşı da ona uygun. Ya daha. Benim adım Mercedes, Mercedes. Anlamsız sözler. Şimdi bu ihtiyar adamın müziği kötülemesinden öte aslında bir sağlık sorununa dikkat çekmeye çalışıyorum. Burada bir bariz bir sağlık sorunu var. Hani bu ne bileyim işte patlıcana yoğurt dökmek gibi yani. Tamam yenir, yenmez değil. Besler mi? Besler. Ama bir yerde motoru bozar abi. Ona dikkat etmek lazım. Ve bu şu anda normal. Şimdi müziğin bu kadar çok gözüktüğü bir yerde hiç olmaması, yani senin çölleşme, benim boğulma dediğim şeyin aynı anlama gelmesi ondan. Her yerde yanımızda taşıyoruz. Bir de artık şey de değil, Walkman'daki gibi sarmak ya da beklemek durumunda da değilsin. Anı da değiştir. Mesela her şarkıyı 15 saniye abi. 15 saniye şeymiş, makul süresi 45 saniyeymiş. 45 saniyede şarkıda vurucu bir şey yapmazsan o şarkının tutma ihtimali yok. Yani eserin bütünlüğü artık kimsenin umurunda değil, doğal olarak da değil. Tüketilecek çok fazla şey var. Şimdi işte bir geçenlerde YouTube videosunda izliyordum. Yeni telefon kameraları çok çok iyi olduğu için artık herkesin elinde çok güzel teknolojiler var. Bundan sonra insanlar hikayeye odaklanıp harika filmler çekecek demiş bir yabancı, işte kamera değerlendirmesi yapan biri. Müzisyen bir arkadaş diyor ki, ya biz de dün diyor kayıt teknoloji için aynısını söylüyorduk. Yani kayıt teknolojisi girince durum ortada diyor. Hiç de insanlar bahmah olmadılar diyor yani. O kayıt teknolojilerini en süfli ve en hızlı ürünü ortaya çıkaracak bir şekilde kullanmak insanın doğası. Orada şöyle bir şey değişti. Şimdi meta anlatılara adapte olurken müzik kaydedildiği dönemde ister istemez burası bir yatırım gerektiren bir süreçte birileri seçki yapıyordu. Yani bir seçkinler grubu oluşuyordu. Tabii. Bu seçkinliğin önemli bir kısmı meta anlatımı destekliyor mu kafasıyla, öteki bir kısmı da gerçekten müzikal bir kaliteyi önemseyerek seçiyordu. Öyle ya da böyle. Bunları azıcık ayırt edebiliyorduk biz. Mesela bizim erken popçuluğumuz meta anlatıyı destekleyen, benim odamda bilmem kimin posteri varsa ben o anlatıya yakınım falan gibi bir şey. Gibi öyle bir şey vardı yani, insanlar hala onu kullanıyorlar. Yani 20 yaşındaki insan tanışıyorken
kendisine ne olduğunu anlatmak için hangi müzik grubunu dinlediğini söylüyor. Tabii. Yani buradaki söylem aslında politik bir söylem. Yani hangi müziği seçtiğin de senin politikanla ilgili bir şey. Yaşam benim politikasıyla ilgili bir şey. Metalci insanda olsun dediğin gibi. Ha, mesela aynen öyle. Yani sen de bunu kullanıyorsun aynı zamanda. Yani hani karşı taraf hop beni bak başkalarıyla karıştırma ben metal dinleyen bir adamım diyorsun bir şeyde. Hepimiz aynı şekilde kullanıyorduk. O meta anlatılarla uyum sağlama adaptasyonu. Ama burada bir işe yarayan bir başka seçki daha vardı. İyisi ya da kötüsünü. Tabii. Şimdi o seçki ortadan kalktı. İyisiyle kötüsüyle her şey ortada ve sadece toplumun adapte olup sevdiği ya da işte birilerinin bir gerekçeyle anlamlı bulduğu bir grubun kendisi iyiymiş gibi bir yanılsama oluşturabiliyor. Niye bu 1 milyon dinlenmiş abi diyorsun. Şimdi seçki bir seçkinci grup tarafından seçilmedi. Belki de protest bir gerekçeyle dinlenen ya da dalga geçmek için dinlenen bir şey bir başka üçüncü satın alırken konuyu aa bu dinleniyor diye seçilmiş zannı yaşıyor işin içerisinde. Hani bir laf vardır ya dışkı yiyin milyonlarca sinek yanılıyor olan. aynen öyle işte tam olarak buna dönüyor bir hikaye. Şimdi o yüzden müzikle alakalı tekrar bir seçkinci yapının oluşacağını zannediyorum. Bu da tabii kendi içinde bir zonklama hissi yani seçkinci yapının çok katı kurallı belirgin bir külte dönüşmesi de negatif bir şey. Onun da bir esneklik taşıması lazım. Çünkü seçkinci yapıda bir süre sonra kendi çıkar grubunu destekleyebilmek için başka bir meta anlatı oluşturuyor kendi içinde. O da bir çukur. Ama yine de bu dönemde ihtiyaç var. Yani ben yeni üretilen birçok Türkiye'de ve dünyada müzik olduğunu biliyorum. Ulaşamıyorum. Elimde tüm teknolojik altyapı var. Yine de seçemiyorum. Onu ayıracak vakti doğru şekilde yönlendirecek. Kim de onu dinleyecek pozisyon bu mu iyi değil mi bilemiyorum ki. Yani hani o iyisini kötüsünü ayırt etmek adına da ya da hani biçimlendirmek adına da. Böyle bir çöllükten kastım buydu. Bir şey. Şimdi bu bak buraya kadar mesela konuştuğumuz şimdi özellikle bunu YouTube'da yayınlayacağımız için aklıma da bir şey getirdi. Geçmişi, bugünü ve yarına dair tespitler koyuyoruz aslında. Fakat burada hep şöyle bir değişmez kural abi benim dikkatimi çekiyor. Yani konu sadece müzik de değil, insana dair her şey. İnsanda bir zafiyet, bir ihtiyaç, bir toplumsal boşluk ortaya çıktığında bir takım aklı evveller, bazı güç ve sermaye sahipleri bunu hemen ranta dönüştürecek bir suistimal yolu da geliştiriyorlar. Yani şu anda mesela diyelim MP3 denen formatın çıkması, müziğin dijitalleşmesi bize çok yarayacaktı. İşte böyle özgürlük sağlayacaktı, herkes ulaşacaktı ama yeni tekeller oluşmasına, müziğin kalitesinin düşmesine sebep olduk. Çünkü biz insanlık olarak kendimizi bu akışa bıraktık. Ona karşı bir önlem ya da ileri bakışlı strateji geliştiremediğimiz için şu anda maruz kalıp tokatlanıyoruz mesela. Ben o Mercedes şarkısına o yüzden maruz kalıyorum. Şimdi tam bu noktada mesela benim hep yapmak istediğim bir şey var. Benim hayatım da biraz öyle geçiyor biliyorsun. Covid'de bile bunu hep kullanmaya çalıştım. Yani, tamam şu anda durum böyle. Yani tam olarak beatbox'tan. Tamam bunu koyduk. Şu anda ben ne yapabilirim? Mesela 3 tane çocuğu olan bir baba olarak. Ya da işte bir okulda bir öğrenci olarak, bir ev hanımı olarak, bir neyse. Her kimsem bu durumda bana ne görev düşüyor? Şimdi böyle bir tarafı var bu işin. Benim özellikle en çok umursadığım bir sonraki dönemde bu herzeleri faydaya çevirebilmenin tek yolu gelecek nesli bu konuda biraz daha hazırlıklarla getirebilmek. Onun için de ben bilmeden becerdiğim bir şeyi hep anlatırım mesela. Evimde daha evvel muhtemelen seninle de konuştuk onu. Çocuklarımızı müzik kursuna gönderdiğimizde müzik kursunun yöneticisi, arkadaşlar, müzik hocaları dedi ki bir sürü çocuk bırakıyor müziği, sizinkiler devam etti. Böyle birkaç aile daha var, sırrınız nedir dediler. Ben de bilmiyorum dedim. Sonra araştırınca fark ettim. O aileler arasında evde müzik dinlemeye özel zaman ayırıp, yani hayatı kesintiye uğratıp, tatile çıkarıp, müziğe konsantre olan çok az insan varmış. Biz de onlardan biriymişiz. Ben mesela o müzik albümünü koyunca, hala öyle bir alışkanlığım var. Spotify, iTunes fark etmez. Koyup, işi durdurup o müziği dinliyorum. Hatta bazen gözüm doluyor. Bazen bizim hanım diyor ki ne oldu gene gaza mı geldin ayağa kalkıyorum falan. Bunu gördüğü zaman bir çocuk ebeveynin de diyor ki bu önemli bir şey. Ve ben buna derinlikli olarak nüfuz eder bunu anlarsam ben bununla insanların duygularını etkileyebilirim. Çünkü hepimiz bir başkasının duygusunu etkilemek peşindeyiz aslında. Yani yaşamımızın temeli bu. Sosyal varlığız. Şimdi mesela anne baba olanlar, hele küçük çocuğu olanların çocuğa ve kendi yediklerine dikkat ettikleri gibi dinlediklerine dikkat ederek başlamaları lazım. Yani bunu Musa ile beraber biz çok anlattık mesela. Fast food ye baba. Git arada hamburger ye ama akşamları bazen brokoli ye, maydanoz ye, bir şey ye. Bunlar uzun vadede sana faydalı. Nedir brokoli, maydanoz müzikte? Klasik eserleri dinle, eskileri dinle. Çok duymuşsun gibi gelen o asıllarına bir kulak ver. Yani şimdikiler onun klonunun klonunun klonu. Bak bakalım orada hangi telaşeri yapıldı.
O taş plakta gacır gucur kayıtlarla bilmem ne caz orkestrasının bilmem ne saz semaisinin nasıl icra edildiğini bir dinlemeye vakit ayırabilir. Sen bundan zevk almaya başladıkça çocuğun, torunun da bundan zevk almayı öğrenecek. İlla ki senden görecekler çünkü. Ve müzik tüketimi denen şeyin hayattan dışlanması gereken bir şey olduğunu fark etmeliyiz ve onu yapmalıyız. Yani belli zamanlarımız, zamanımızın büyük kısmının müziksiz geçmesi gerekiyor. Biz video klip çalışanı değiliz abi. Arka planda sürekli müzik çalmasına gerek yok. Onu çıkar, müzik duyduğun zaman da öyle saygıyla bir dur. Çünkü müzik yüksek bir insan faaliyeti. Ya mesela belki şöyle kolaylaşabilir. Normal kendi hayatımızda da bunu son 10 seneye kadar daha sık yapıyordum. Şimdi daha nadir yapıyorum. Niyeyse mesela farkında olmadan uzaklaştığım bir şey. İşte ayda en az bir ya da iki defa müzik yapılabilen akşamlar organize etmek. Evet. Eş dost, arkadaş hep aynen beraber. İşte yemeli, içmeli, bilmem neli. O akşam ama müzik de yapılıyor ama böyle şey değil, saygı duruşunda bulunmak zorunda olduğum bir müzik değil. İşte bir saat bir şeyler çalınıyor, hep beraber şarkı söyleniyor falan. Sonra muhabbet, arala, kavga, gürültü. Sonra tekrar müzik yapılıyor falan. Yani onun natürel olduğu akşamlar, beraber yemesiyle, içmesiyle beraber birlikte geçen akşamlar çok doygun bir eğlence akşamı oluyor. Şimdi bunu niye kimse yapamıyor? Her an müzik var, öyle zannediyoruz. Evet. Ve kimse müzikle ilgilenmiyor o yüzden. Evet. Ama müzik olmasa hayatımızda, böyle her yere parazit gibi girmese, biz o enstrümanı alıp tıngırdatmaya ya da o enstrümanı tıngırdatan birileriyle hemhal olmaya, onlarla birlikte konuşacağız. Saygı göstermeye, dost olmaya, anlamlı kılmaya çok daha önemli hale getireceğiz. Şeyde burada ya, benim de Gemici Bülent'in kulaklarını çınlatayım, yani benim hayatımda kritik bir yere sahip bu konuyla alakalı. İkimizin de aklına birisi geldi. Evet, yani benim de annemin eniştesi geldi, rahmetli oldu 2 sene evvel. Mesela Udi'ydi, adamın bastığı yer titrerdi. Karizması çok yüksekti çünkü o zaman önemli bir şeydi o. Hele annemin çocukluğunda daha da önemli. Annemin o yüzden Bülent Ersoy'un yarısı kadar repertuarı var yani. Evet, evde evet, çalarlarmış, evet, söylerlermiş. Ve biz mesela belki oradan bulaşan bir şey bana yaramış olabilir. Yani bana bulaştı bir şekilde. Ama ben bunu bir sonraki nesle aktaramadığımda insan olarak en büyük vazifem buradan yapmadan gideceğimin endişesindeyim. Çünkü insan birinci planda kültür aktarıcısı bir canlıdır. Diğer bütün canlılar genlerini aktarmakla görevini yapar ama biz kültür aktarmak zorundayız ve bunu iyi aktarmak zorundayız. Yoksa yozlaşır. Bir sonraki daha çok, bir sonraki daha çok yozlaşır. İyiyi parlatıp kötüyü öyle gömerek. Bir evet, değişik de bir muhabbet oldu. Yani ritim, melodi, armoni, beyinde ne fonksiyon falan var diye başlayıp sonra abi yarın akşam müzikle hep beraber sazlı sözlü muhabbete tamam bağlayalım. Yani. Şeyle beraber. Bak, güzel oldu gibi. Yani bu gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum şeyle. Bu da kendim için de çok orijinalde samimi söylüyorum. Mesela bunu hatırladım birden. Bu sohbetin buraya varacağını düşünmüyordum. Şeyde. Tam da enteresan oldu. Geçen 2-3 hafta önce yayına giren Her Nefes sitesinde de ben bu konuda bir yazı yazmıştım. Bu arada orayı da ziyaret edebilirsiniz, bizim kardeş sitedir. Çok ilgi gördüm mesela o yazı. Milletin derdi abi bu. Evet, evet. Herkes bir bayağı yorumlar yapılıyor, paylaşılıyor. Yani biliyoruz bir şey bununla ilgili ama tam ifade edemiyoruz. İşte belki bizim işimiz bunu acık kelimeye dökmek oldu. Bence de iyi oldu. Güzelmiş. Su içelim o zaman. Tamam. Hele biraz. Susamışım ya.